Sevgili arkadaşlar, selamlar, ben Freebro ve bugün Bloodborne'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnanılmaz bir bölümdeyiz, biliyorsunuz. Forbidden Woods yapıyoruz, yasak ormanı temizlemeye çalışıyoruz. Bayağı bir ormanın birinci bölümlerini toparladık ama şimdi öyle bir yere götüreceğim ki sizi, siz de inanamayacaksınız. Diyeceksiniz ki vay be, bu nedir diyeceksiniz. Nereden nereye geldik diyeceksiniz. Şuradan çıkalım. Şu yukarıda bir şey mi unutmuşuz? Hayır, o bir ışıkmış. Şuradan şehre çıkacağız. Şehir demeyelim de köye çıkacağız. Aman şuradan. Bu köyden yalnız kıyafet çok iyi değil mi? Kıyafet süper bence. Bu aşağıdaki şeyleri almıştık. Köyün çıkışı neredeydi? Şu taraftaydı. Hatırlıyor musunuz? Orada şeyler vardı. Köpeklerin saklı tutulduğu kafesler vardı. Şimdi o kafeslerin oraya gideceğiz. Çünkü bu tarafı komple bitirmiştik, biliyorsunuz. Burada halledecek hiçbir şey kalmamıştı. Bu kafeslerden sola sapacağız. Ve gerçekten çok ilginç bir yere doğru ilerleyeceğiz. Bir mağaraya giriyoruz. Bu mağarada benim hep atladığım bir yer vardı. O nerede? Hemen şunun arkasında olması lazım. İşte burada bunu alıyoruz. Ve kıyafetimizi değiştirmek için iyi bir zaman. Şu şeyi giyiyoruz. Beyaz kilise kıyafetini, zaten kıyafette beyaz biliyorsunuz. Şurada bu bizi nispeten, ama nispeten şeyden koruyor. Zehirden, ama çok değil. Görüyorsunuz 26'dan 36'ya çıkartıyor. Mesela ayakkabılarında. Mutlaka ve mutlaka kısa yolumuza, ha, varmış zaten burada. Bunları koyuyoruz. Ve onu açıyoruz. Çünkü zehirli sulara geldik. İşte zehirli sular burada. Bu suya girdiğimiz anda zehirlenmeye başlıyoruz. Burada 3 tane dev var. Suyun içinde acayip sinir bozucu kurtlar var. Ve burada bir kısa yol var. Bizi inanılmaz bir yere bağlayacak. Ona çok şaşıracaksınız. Şimdi bunu buraya çağıralım. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Çok geriye doğru eli uzuyor bunun. Aslında çok zor değiller ama gördüğünüz gibi çok sert vuruyorlar. Geriye kaçın. Vurduktan sonra gidelim ve işini bitirelim. Farkında mısınız? 3000 eko veriyor bir tanesi. İnanılmaz. Şimdi şu sağ tarafta bir şey olacaktı. Burada toplayacağımız 3-4 tane eşya var şimdi. Bir tanesi o kadar kıl bir yerde ki anlatamam size. İçi kurtlarla dolu. Bakalım kurt görebiliyor muyuz? Yok. Şu an kurt yok etrafta. Şu kenarda kumun üstünde kaldığım sürece bir şey olmuyor. Fakat suya girdiğim an bakın ne kadar çabuk zehirleniyorum. Ve o zehir ne kadar yavaş yavaş geri geliyor. Farkında mısınız? Şimdi o dev arkada mı şu an? Evet, çok arkada. O yüzden biz de gideceğiz. Şu adama arkadan saldıracağız. Zehirlenmeye başladım. Uf, kurtlar da geldi. Şuraya kaçacağım ben. Bakalım peşimden gelecek mi? Şu an zehirleniyorum. O yüzden hemen şunları alayım bir tane. Geliyor mu peşimden? Kurtlar geliyor mu? Kurtlar gelmiyor. Bunu kendime doğru çağırmam lazım. Hey! Hey hey hey! Buraya gel. Zehrim de gitti. Fullleyin kendinizi. Her zaman burada fullü savaşın. O kurtlar niye böyle şey biliyor musunuz? Bir anda 3-4 tanesi sizin peşinize geliyor. Oh. Ve bir anda neye uğradığınızı şaşıyorsunuz. Böyle arka arkaya pat 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 pat. Bütün canınızı alıyorlar. Şimdi bir tane geriye kaldı. Onunla şu anda uğraşmayalım. Şu kurtçukları bulabiliyor muyuz? Ona bir bakalım. Nerede kurtçuklar? İşte şuradalar. Kurtça bir tane şey atabiliyor muyum? Yok, atamadım. Şuradan atabiliyor muyum?
Yok, onları olmuyor. Zehirlendim galiba. Aa, son anda kurtardım. Şeyde kalsın. Kurtçukları sevmiyorum. Ne yapalım? Küçükle dövüşelim bakalım bunlarla. Ölmüyorlar bir de ya. İki tane daha var. Zıplıyorlar. O zıpladıkları an. Zıpladıktan sonra güzel de o zıpladıkları an feci. Kumun üstünde olduğum sürece zehirlenmiyorum. Bu da zıplasın. Çok güzel. Bir de böyle yerden vurmak zor yani. Şimdi biraz dinlenelim burada. Aa, zehirlenmişim ya. Hiç farkında değilim. Az kalsın ölüyormuşum. Şimdi ne yapacağız? O diğer dev oraya gitti. Güzel. Biz o sırada gidelim. Şuradan. Şurada bir şey vardı. Onu alalım. Evet, aldık. Zehirlenmeden girebilir miyim diye düşünüyordum buraya. Olmadı. Gidelim şimdi şu devle bir kozlarımızı paylaşalım. O devi de buraya çağırabiliriz, şu tarafa. En azından zehirlenmeyiz. Gidelim bunu alalım. Hey dev, gel buraya. Hiç etkisi yok deve karşı. Şuraya kaçalım biz. Yakaladı bizi ya, inanamıyorum. İçeri girebiliyormuş. İnanamıyorum, inanamıyorum. İnanamıyorum. Şoklardayım. Bir şey diyeceğim, şu tepeden inebiliyor muyum acaba? Kaç, 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 kaç. Neyse, şimdi bitirdim işte. Çok zor değiller ama bir garip de bir ritimleri var. Kabul etmek lazım. Evet, şunu alalım. Bir şey diyeceğim, o kurtlar şeye karşı, ateşe karşı acaba hassas bir durumları var mı? Bilemiyorum. Şimdi gitmemiz gereken yer çok pis bir yer. Bakalım, şunu da alalım. Zehirlenmeden. Kurtçuk var mı burada başka? Şimdilik yok. Gideceğimiz yeri şöyle yapacağız biz. İçeri koşacağız. Alacağımızı alacağız ve çıkacağız. Çünkü içerisi kurt kaynıyor. Şu silahımızı da şöyle yapalım. Şuraya bir girelim. Şuraya girelim. O kurtçukları da oradan çıkartamıyoruz. Öyle bir durum da var. İşte burada. Aslında çıkartabilir miyiz? Bakalım. Zehirlendim. Bu da gitti. Ya zehirlenmek istemiyorum. Yapma bunu bana ya. Burada dursam da olmuyor. Ha, şurada durmam lazım. Neyse, 5 tane şeyim daha kaldı. Hızlıca gireyim ya. Var mı başka kurt? Neyse, kurtları öldürmüş olduk böylelikle. Burada başka bir şey kalmadı. Zehirlenmeye devam ediyoruz. Biraz daha zehirlenelim. Sorun değil. Şimdi şurada bir tane daha içelim şundan. Şunu fulleyelim. Ve evet. Buradaki işimiz bitti. Her şeyi topladık. Mutlaka kurtlar vardır sağda solda ama onlarla uğraşamayacağım.
Şimdi çok garip bir yere geçeceğiz. O da şurada. Buradan şimdi yukarı. Burada bir merdiven var. Bu merdiven bizi o kadar enteresan bir yere çıkartıyor ki ben ilk buradan çıktığımda bir dakika ya burası çok tanıdık geliyor. Neresiydi burası derken vay buraya mı çıktık dedim. Bakalım sizde de öyle olacak mı? Merdiven çok uzun gördüğünüz gibi. Bu arada da inanmıyorum 68 bin ekon var. Bu odada bir şey yoktu. Buradan da çıkalım. Bakalım hatırlayacak mısınız? Ben hiçbir şey demeyeceğim. Demeyeceğim derken diyeceğim tabii ki ama daha sonra diyeceğim. Önce bir çıkalım. Ha, burası tanıdık geldi mi? Ne diyorsunuz? Bakın şimdi şuradan kapıyı açtık mı diyeceksiniz ki aa hatırladım. Epey zaman oluyor yalnız. Onu da kabul edin. Evet, burası oyuna başladığımız yer. Isefka'nın kliniği. Hatırlıyor musunuz? Şurada yaratıkla dövüşmüştük. Şuradan yukarıdan çıkmıştık. Aslında şu anda gidip ekoları harcasak hiç fena olmayacak. Burası da şeydi. Kapı. Bakalım bir şey diyecek mi? Aa, başardın. Başka kurtulan bulabildin mi? Hepsini alırım. Şimdi yakında birisini bulup göndereceğiz sana merak etme. Fakat onu yapmadan önce kliniğe biz kendimiz gireceğiz. Bir anda ormanlardan nereye geldik fark ettiniz mi? Şimdilik. Sefka'nın kliniğinde de bir şey daha bulacağız. Onunla da başka bir bölgeyi açma ihtimalimiz olacak. O yüzden İsefka'nın kliniği önemli. Şimdi burada bir tane şey olacaktı yine. Beyin emenlerden bizim insight'larımızı çalan o iğrenç kadınlardan olacaktı burada. Aa! Neyse gitmedi. Yani silahım biraz daha kuvvetli olsa. Bu neydi? Hemen bakalım. Bu da fırlatılan o şeylerden olması lazım. Evet, bunları fırlatınca ona bu da zehirli gibi bir şey ama yönlerini kaybediyorlar. Kime saldıracaklarını şaşırıyorlar. Birbirlerine giriyorlar falan filan. Kalabalık yerlerde işe yarıyor. Birbirlerine saldırıyorlar. Evet, şimdi İsefka'nın kliniğine girelim. Arka camdan gizlice gireceğiz çatılardan. Bu arada 10 tane şeyim kalmış sadece. Hatta 9 tane kaldı. Şu arkalarda bir şey var mıydı? Burada yok. Kargalar olacaktı diye hatırlıyorum. Yok, buradan almayayım ben. Şuradan gideyim. Şöyle havalandıklarını da çok seviyorum. Havada yakalıyorsun ya bunları. Çok güzel oluyor. Ne oldu öyle ya? Şu hareketi seviyorum işte. Amma karga varmış ha. Ya sanki burada bir şey vardı ama demek ki yokmuş. Ben yanlış hatırlıyorum. Değil mi? Her yere baktık. Baktık. Şuraya da baktık. Ve buraya da baktık. Tamam, bir şey yok o zaman. Devam ediyoruz ve kliniğin içine giriyoruz. Klinik de garip bir şey. Buradaki hikaye de şöyle. Sefka'yı birisi öldürmüş. Ve klinikte kliniğe gönderdiğim sağlık ocağına desek sağlık ocağına gönderdiğim insanlar üzerinde deneyler yapıyor ve onları uzaylılara çeviriyor. Ya tam böyle sapıkça bir şey. Bakın hatta şurada. Bunları öldürebiliriz. Bu kim biliyor musunuz? Bu hani bir tane şey adam vardı ya.
böyle şüpheci. Kiliseye git dediğim zaman buraya gelen ve hatta buraya gel kiliseye git şüpheci adam. O bu işte. Böyle yaparsak daha çok eko alıyoruz. Bakalım kaç eko alacağız bundan. Üf, çok güzel 1000. Şimdi burada 3 tane kapı olması lazım. Bir tanesi İssefka'nın bizim doğduğumuz yere açılıyor. Bir tanesi burası. Deneylerin yapıldığı masa. İşte bak İssefka bu. Ölmüş. Zavallı. Bir sapık burada deneyler yapıyor. Bir tane rune aldık. Çok güzel bir bakalım ona. Nerede o runlar? İşte burada Communion. Bu bir tane alıyordum. Artı 3 tane daha şişeden alabiliyorum. Can şişesi 20 diye 23 yapabiliyorum onu. Hiç fena değil. Ama 20 de bayağı yeterli yani. Şimdi şu kapı önemli. Ona anlatacağım size. Orada bir tane bölüm sonu düşmanı var. Ve o bölüm sonu düşmanı da enteresan. Şimdi onunla oynayabiliriz. Zor bir bölüm sonu düşmanı. Onu da söyleyeyim canavarı. Neden diyeceksiniz? Bir sürü özelliği var. Arcane silahları var bir sürü. Ve aslında bizim de ileride almak istediğimiz arcane silahlardan bir tanesini kullanıyor. Bu bir yeni bölümü açmak için gerekli bir eşya. Şunu da arkadan halledebilir miyiz? Bu da işte deneyler yapan kapıda duran kişi. Ha. Allah Allah, çok fazla eşya oldu diyor. İşe yaramayan bir şeyler atalım. Neyi sevmiyoruz? Şundan atabilir miyiz acaba? Dur bir bakalım. Aa. Ba 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 ba. Aslında alacak fazla bir şey de kalmadı. Zaten bir tek bu kaldı. Ondan sonra merkeze gidip şey yapmamız lazım. Aa, doldu diyor. Ha, burada yer kalmadı. Burada ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bunlardan işe yaramayan ne var? Ay, şunları kesin bırakayım. Bunlar hiçbir işe yaramıyor. Şunları kullanayım. Evet. Şimdi yer açılmış olması lazım. Bakalım. Aa. Bu ne ki? Aa. İsefkan'ın şeyini alamıyorum. Niçin öyle? Niçin öyle? Bir tane İsefkan'ın kanı olduğu için mi? Acaba. Şundan dolayı mı? Şöyle bir şey yapayım. Bir dakika. Bir yer boşa ama boşalttım da yer de boşalttım. Şunları da bir kullanalım. Ne olur ne olmaz. Bu gidişle 80 küsür bin olacağım ha. İnanamıyorum. Neyse kadını anlatıyordum size. Bölüm sonu canavarını. Herhalde İstefka'nın kanından dolayı onu bırakmam lazım. Buradan hatırlayacaksınız. Bu kapıya gelip bununla konuşuyordum ben burada. Fakat şimdi bu burada. Acaba ileride gelip alabilir miyim? Sorun değil. Zaten var İstefka'nın kanından. Bu hikayeyi değiştiren bir şey. Şöyle ki iki tane sonuç çıkartabiliriz buradan. Bu kadını öldürürsek karşılığında çok güzel bir tane rune alıyoruz. O rune'la ne yapabiliyoruz biliyor musunuz? O rune'la biz şöyle bir şey oluyor. Silah kullanıyorsanız çok silahla ateş edip Whiskerl yaptığınız zaman 2 veya 3 kurşun geri alıyorsunuz. Yani bir kurşun harcayıp Whiskerl yapıp 3 kurşun geri alıyorsunuz veya 2 kurşun geri alıyorsunuz. Yani böylelikle kurşunlarınız hiçbir zaman bitmiyor. Kadını öldürmesek o zaman karşılığında şundan alıyoruz. Nerede o? Bundan alıyoruz. Biliyorsunuz bundan tüm oyunda 4 tane var. Ve
Değişik oyun sonları için bundan en az 3 tane gerekiyor bize. Bir tanesini buradan alabiliriz. Bir tanesi en son bölüm sonu canavarını öldürdüğümüzde alıyoruz. Bir tane zaten bizde var. Bir tanesi bu kadından alabiliyoruz. Diğeri de bizim izlediğimiz yolda kiliseyi gönderdiğimiz bir tane kadın var. Hani o fahişe olan. O kadından alacağız biz. O kadın sonunda şey olacak. Çocuğu doğurmaya başlayacak. Çocuğu doğurduğu zaman yaratık çıkacak içinden. İkisini de öldürmek zorunda kalacağız. İkisini de öldürünce son o parçayı da almış olacağız. O yüzden biz bunu öldüreceğiz. Fakat öldürmek için buna hızlıca yukarı çıkıp onunla dövüşmemiz gerekiyor. Fakat dediğim gibi bu çok kuvvetli ve bizim şu anda 83.000 ekomuz var. Biz gidip bu ekoları bence harcayalım. Sonra bu kadına gelelim. Bak zaten konuşuyor. Bence kesinlikle öyle yapalım ve buraya bir sonraki bölüm gelip halledelim bunu. Zaten burası basit bir yer. Kısa yolları da açtık. O yüzden şimdi hiç o riske girmeyelim. Gidelim ve şeyi öldürelim. Ya da bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sonra da ormana gitmemiz gerekiyor. Şimdi nasıl yapsak o işi? Bilemedim. Hem de eşya bırakırız. Şunu da alabilir miyiz? Onu da bakacağız. Peki şöyle yapalım. Yapıyoruz. Gidiyoruz. Karakterimizi bir kuvvetlendiriyoruz. Ya da ne diyeceğim biliyor musunuz? Gidelim dövüşelim. Ama 83 bin yok yok ya. Yemiyor yemiyor. Zaten burada şey yok. Düşman yok. Gelip bunları tekrardan öldürürüz. Çok zor bir yer değil. Evet. Şeye dönüyorum. 83 bin riske edilmez. 9 tane de canım kalmış. O da iyi değil. O yüzden buraya girelim. Onu bir sonraki bölüme bırakalım kadına. Silahımı da gideyim şey yapayım. Bayağı dövüştük onunla. Bir kere tamir edelim. Sonra ekleyebileceğim bir şeyler var mı? Aslında bunu kuvvetlendirebilirim bu silahımı. Fakat acaba başka bir silah mı kullansam diyorum. Şunu bırakalım kesinlikle. Burada kullanmadıklarım şu var, bu var. Yok bu ikisi kalması lazım. Şunu bırakabilirim belki. Ne yapacaktım? Şuna bir bakacaktım. Yok daha iyisi yok. Bu yok, bunlar da daha iyi değil. Bu da ateş yapıyor ama onu istemiyorum. Şunu kuvvetlendirebilirim ya da başka bir silah alıp onunla devam edebilirim. Bir düşüneceğim. Evet, bunda yapacak bir şeyimiz yok. Şuraya bir bakabiliriz. Bir değişiklikler yapabiliyor muyuz? Bunlardan istemiyorum. Bunlar iyi. Yok. Bunlar şu anda iyi. Burada da bir işimiz yok. Seninle bir konuşalım. Var mı bir şeyler? Evet, güzel bir av oluyor. Evet, bunun çok söyleyeceği bir şey yok. O zaman gidelim. Şeyleri harcayalım diyecektim ama kadın da çıkmış. Şu kalislerle ilgili, bunlarla ilgili olarak da bir bölüm yapacağım size. Bunlar enteresan, böyle yan görevler ama oyunun gidişatı ile ilgili değil. Fakat bunlara girerek mağaralar bunlar. O mağaraların içerisinde yapılacak bir sürü şey var. Bir sürü eşya kazanabiliyorsunuz. Ekolar kazanabiliyorsunuz. Ama hani böyle ekstra görev gibi değil de bir bilmece gibi. Ondan bir tane ayrı bölüm yapacağım onlarla ilgili olarak. Öncelikle şu ekolarımızı bir harcayalım bakalım. Şimdi bunu aslında 30'a çıkarmak istiyorum biliyorsunuz. Fakat şimdilik iyi bu. Buna çalışabiliriz. 268 olabiliyorum bunu fullersem. Şunu yaparsam 265. 268 çok daha iyi. Hatta şöyle yapabiliriz. Şuna mı bir tane versek yoksa buna arkane yavaş yavaş çalışmaya başlasak mı? Bence bu iyidir. Böyle yapalım. Bakalım buraya enteresan bir şey gelmiş mi? Bu bunlardan alabiliriz. Bunlar güzel. Tekli şeylerden alabiliyoruz. O harika.
Bunlardan satın alabiliyoruz. Bunlarla da o kalisleri giriyoruz. O demin size anlattığım şeyleri girebiliyoruz. Kaç tane şeyim kalmış? Ona da bir bakayım. Madman's Knowledge. 7 tane de burada var. Şu şeyden alsam olur. Nerede o? Bence bundan bulunsun. 2 tane falan alayım bundan. Evet. Gayet güzel. Şu tarafta enteresan bir şey var mı? Onlara bir bakayım. Ha, bir de eşya bırakacağım. Burada da bunlardan var fakat pahalıymış ya. Gayet güzel. Burada da artık bunlardan alabiliyorum. Bunu zaten gerekmiyor bize. Silahlara bakayım. Şu silahı tabii çok seviyorum. Bu silah güzel. Bu zaten var bende. Bana böyle tırtıllı gerekiyor şunlardan. Şu var zaten bende. Şeyi koymuştum. Dolaba koymuştum. Ne diyeceğim size? Şöyle yapalım. Şunları kullanmıyorum. Bunları bırakalım buraya. Burada acayip çok bunlardan var. Şunu bırakalım. Kıyafetler, şundan 2 tane var. Hunter's gloves, Hunter's trousers. Evet. Evet, bunları bırakayım. Şunu kullanmam. Bunu bırakayım. Şunlar havalı. Bunlar şimdilik dursun bende. Kilise kıyafetlerim. Gascoin. Gascoin'i da bırakabilirim. Bunları da hiç kullanmıyorum. Bunları da bırakayım. Şunlar tabii çok yer kaplıyor. Ba 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 ba. Onları kullan. Bunlar gerekiyor, gerekiyor, gerekiyor. Şimdi şeye bakayım ben. Ha, onu nasıl geçiyorduk? Sandıktaki eşyalarımı nasıl alıyorum? Ya şöyleydi. Buradaki şu silahımı alacağım. Gideceğim. Şöyle yapalım. Evet, bu silahı kuvvetlendireceğim. 2 oldu bu. 3. Şimdi bunu da kuvvetlendirebilirim ya da buna gidebilirim. 12 tane var. Ya bilemiyorum ya. Neyse, bu seçimi sonra yapalım. Şimdilik bence burada bitirelim bu oyunu. Ve şöyle yapalım. Ve bir sonraki bölüm kadını öldürelim ve Forbidden Woods'un ikinci yarısına devam edelim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Tabii bir like atmayı ve kanala üye olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.